Vurgunculuğa karşı cesur gazeteciliğin, laikliğin, demokratlığın simgesi olan gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun hunharca katledilişinin 27. yılındayız. Her yıl Ocak ayında olduğu gibi bu yılda Uğur Mumcu'yu unutmadık, unutturmayacağız diyerek ve onu sevgiyle anmak için bugün bir araya geldik. Şimdi sizleri başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamlarını demokrasi ve toplumsal barışa adamış olan Uğur Mumcu'yu, Muammer Aksoy'u, Bahriye Üçok'u, Ahmet Taner Kışlalı'yı, Afdi İpekçi'yi, Turan Dursun'u, Onat Kutlar'ı, Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i, Ali Gaffar Okan'ı ve bu uğurda yaşamlarını yitirmiş tüm basın emekçilerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çelengi. İlçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. Tüm dostlara da teşekkür ediyorum. Bugün tüm çağrımıza kulak verip gönülde hissedenler buradalar. Sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, Ocak ayı ülkemiz için aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz, geride kalan ve mücadeleye devam eden için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Çok değerli araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu'nun 27. ölüm yıl dönümünde sadece onu anmıyoruz bugün. Onun şahsında Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Haplemitoğlu ve daha nice adını sayamadığımız demokrasi şehitlerimizi, başta Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu olmak üzere derneğimizin kurucularını Ali Gaffar Okkan'ın gibi değerli bir emniyet müdürümüzü de anıyoruz bugün. Uğur Mumcu ödünsüz bir kemalistti. Bütün ömrünü onu anlamak, anlatmak uğraşı ile geçirmişti. Araştırmacıydı. Ülkemizde olup bitenleri emperyalistlerin yerli işbirlikçileri ile
oynadıkları oyunları bir bir teşhir etmeyi yurtsever bir gazeteci olarak kendisine ilke edinmişti. Katledilmesinin temel nedeni de buydu. Yukarıda saydığımız isimlerin niçin öldürüldüklerini, katillerin hala tam olarak ortaya çıkarılmadığını ve bu katillerin arkasındaki güçlerin kimler olduğunun hala aydınlatılmadığını çok iyi değerlendirmeliyiz. İşte ülkemizde gerçek demokrasi arayanlarla demokrasiyi bir araç gibi görüp onun üzerinden kendi kirli oyunlarını oynayan egemen güçler bu gerçeklerle yüzleşmek istemezler. Çünkü Uğur Mumcu gibi gerçek yurtseverlerin şahsında demokrasi arayan tüm topluma gözdağı verilmek istenmektedir. Kurulduğu günden başlayarak Cumhuriyet karşıtları Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti yıkmak için çabalamışlar. Ancak Büyük Önder'in ölümüne kadar onun kararlı tutumu karşısında... Pazar sabahıydı, Ankara kar altında, zemheri ayazıydı, yaz güneşi kuyrukta. Duyuyoruz. Sarıydı kalemin üstü kara. Mumcu'yu anlatmaya, anlamaya dakikalar, saatler yetmez ancak ben kendime Uğur Mumcu nasıl bir aydındı diye sorduğumda kısaca şöyle cevap veriyorum. Uğur Mumcu bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı işlenen bir suçtur diyen adalet savunucusu bir aydındı. Atatürkçülük yük olur diye bırakılıp gereğinde taşınan bir emanetçi bavulu değildir diyen gerçek bir Atatürkçü aydındı. Evrensel kültürün sanat ve düşün rüzgarları ile Türkiye er geç çağdaş uygarlığa demir atacak diyen çağdaş medeniyet yolcusu bir aydındı. Milliyetçilik sömürücülerin değil Mustafa Kemal devrimcilerinin bayrağıdır diyen gerçek bir milliyetçi aydındı. Hangi iktidar din sömürüsüne sığınmışsa mutlaka yıkılmıştır diyen laikliği özümsemiş bir aydındı. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar diyen kaypakların korkulu rüyası bir aydındı. Kaplanın sırtında hüküm sürenler bir gün o kaplana yem olmaktan kurtulamazlar diyen ta o günden bugünü görebilen ileri görüşlü bir aydındı. Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insanları, insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım. Kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime.